Sıkıcı bir yılın sonunda eğlenceli hediyelik ve süs fikirleri arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk yapacağım şey dekoratif bir hediyelik olacak. Bu üründe minyatür tatlılar kullanacağım. Waffle yapmak için daha önceden havayla kuruyan kilden yaptığım bir kalıp kullanıyorum. Bu arada bu ve diğer minyatür yiyecekler için öncelikle ten rengi havayla kuruyan kil ya da polimer kile ve toz pastel boyaya ihtiyacınız olacak. Elinizde toz pastel boya yoksa kahverengi tonlarında göz farı da kesinlikle işe yarıyor. Diğer figürler için yılbaşı renkleri olan beyaz, yeşil ve kırmızı renk polimer kil kullanacağım. Ama bu üründe ana rengimiz ten rengi. Farklı renkler satın almak istemezseniz akrilik boya da kullanabilirsiniz. Şu anda ne yapacağımı anlam veremeseniz de gördüğünüz üzere hala farklı türlerde minyatür tatlılar yapıyorum. Son olarak kurabiye adam kalıbıyla da bir figür yapacağım ama bu kalıbı kullanarak şimdiden birkaç adet daha figür çıkarıyorum. Çünkü onları da farklı şekilde kullanıyor olacağım. Zaten sonraki hediye fikrinde göreceksiniz. Pasta malzemeleri satan bir dükkandan bu tarz kurdele kalıpları almıştım. Bunlarla da diğer ürünleri süsleyeceğim. Bu arada polimer kille yaptığım ürünleri 15-20 dakika fırınladıktan sonra son aşamaya geldim. Kurabiye adamın süslemesinin daha pratik olması için ojeyle yapacağım. Diğer tüm figürleri de kuvvetli bir yapıştırıcı ile kavanoza sabitledim. Son olarak kenarları jüt ip ve renkli yünlerle kapatacağım. Bu kavanozun içine led ışık yerleştirip dekoratif bir aydınlatma olarak ya da içini çikolata ve şekerleme ile doldurup güzel bir notla da hediye edebilirsiniz. Sonraki hediye fikri için önce ahşap dil çubuklarını boyuyorum. Çubukları boyarken yeni yıl ruhuna yakıştırdığım iki renk seçtim. Yine pastacıdan aldığım bu kalıbı kullanarak kilin üzerinde bir doku oluşturacağım. Ama buna benzer bir dokuyu kürdanla da yapabilirsiniz. Tabii ki bu kadar mükemmel görünmese de benzer bir şekil elde edebilirsiniz. Bu şekilde iki farklı boyda berem oldu. Şimdi detaylara geçiyorum. Beyaz kili yuvarlayarak iyice incelttim. Şeritlerden bir tanesini ikiye katlayıp elimle döndürerek örgüye benzer bir motif elde ettim. Aslında etrafımda birçok insanın ilk kez bu kadar heyecansız ve umutsuz bir şekilde yeni yılı karşıladığını görüyorum. Nedenleri zaten malum. Bu yıl benim açımdan da çok parlak ya da isteklerime ulaştığım bir sene olarak geçmedi. Yine de hala önümüzdeki seneden beklentilerim var. Aynı mantıkla farklı renkle bir de eldiven yaptım. Eldiven için herhangi bir kalıbım olmadığından kağıt üzerinde bir kalıp oluşturdum. Sizin de elinizde kalıp yoksa kağıt üzerinde oluşturduğunuz bir figürü kalıp yerine kullanabilirsiniz. Küçük hediye paketlerini de tamamladıktan sonra yine fırınladığım figürleri dil çubuklarına yapıştırdım. Bu şekilde kitap okumayı seven arkadaşlarınıza orijinal ayraçlar yapmış olacaksınız. Sırada yapımı aşırı kolay bir yılbaşı süsü var. Öncelikle yuvarlak kesilmiş ortası delik kalın bir mukavvayı tüylü şönille kaplıyorum. Ben bunun hem parlak hem de mat renklerini kullandım. En son üzerine renkli minik toplarla süslüyorum. Şimdi bunu iki farklı şekilde nasıl kullanabilirsiniz onu da göstereceğim. İsterseniz ucuna yapıştırdığınız bir iple çam ağacınızı süsleyebilirsiniz. Ya da sade bir hediye paketini daha sevimli hale getirebilirsiniz. Şimdi hem masaüstü hem de yine çam ağacı süsü olarak kullanabileceğiniz aşırı kolay bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi kozalakla köpük topu birbirine yapıştırdım. İki renk şönille birbirine dolayarak atkı yapıyorum. Şimdi de kardan adamıma bir kulaklık yapacağım.
olarak kullandıktan sonra siyah pilot bir kalemle yüzünü oluşturuyorum. İşte bu kadar. Sıradaki ürün kesinlikle benim favorim oldu. Kullanmadığım bir kavanoz kapağını yapıştırıcı kullanarak yağlı kalın bir iple kapladım. İçini de köpüklerle dolduracağım. Bu arada bunu yine çok tatlı bir hediyelik olarak düşündüm ama dekoratif bir ürün olarak da kendinize saklayabilirsiniz. Şimdi yeşil renk bir polimer kilin uç kısımlarına doğru bastırarak yuvarlıyorum. Bu şekilde eskiden satılan şemsiye çikolataları biraz benzettim. Bir adet ucu sivri ahşap çubuğa dikkatlice yerleştiriyorum. Şimdi makas yardımıyla çam ağacının dallarını oluşturacağım. Fırına girmeden şeklini şemalini son kez düzeltiyorum. Bu arada fırın demişken ağacı yatay bir şekilde konumlandırıp uç kısmına folyodan bir top yaparak bir nevi yastık yaptım. Böylece tepsiye yapışıp şeklinin bozulmasını önledim. Son olarak minik dalları da ekleyince çok sevimli bir not tutucu olmuş oldu. Şimdi de havayla kuruyan kilden bir ürün yapacağım. Toplam 4 parçayı bu şekilde oluşturduktan sonra kenarlarını deldim. Bütün parçaları iple bir araya getirerek birleştireceğim. Ben çıkacak olan ürünü bir mumluk olarak düşündüm. Çatı kısmına rölyef pastayla biraz doku vermek istedim ama bu aşama o kadar da gerekli değil. Umarım bu fikirler hoşunuza gitmiştir. En beğendiğiniz fikri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden mutlu seneler.